Şiddete maruz kaldınız mı? Kalmışım. Geçmiş hayat yoldaşım tarafından. Ne gibi işler geçirdiniz? İşkenceler. İşkence. Peki siz karşılık verdiniz mi? Vermişim, mahkemeye vermişim ve ayrılmışım. Peki çevrenizde şiddete... Kadının şiddete yok deyirik. Bence de. Peki çevrenizde hiç şiddete maruz kalan insanlar oldu mu? Oldu, evet. Herhangi bir önlemde bulundunuz mu? Evet, mahkemelere başvurduk. Ama mahkemeler ve mahkemelerde hakimler doğgun ve düzgün karar vermiyorlar. Kaldım. Ne gibi işler geçirdin? Bilmem. Dayak mı yedin öyle mi yoksa sözle mi? Hepsinden sözle, dayakla öyle. Peki herhangi bir şey yaptın mı? Karşı çıkabildin mi? Öylesine durdum. Neden durdun peki? Bilmem. Hoş olduğu için olabilir. Yani şiddetle şey mi? Şimdi boşandık. Siz mi? Mahkemeden geldik, boşandık. Siz mi şiddet uyguladınız? Bir kere oldu. Neden peki uygulama gereği duyuyorsunuz? Duymuyorum da oldu yani, pişmanım şimdi. Ama bence bir daha kadınlara şiddet uygulamayın, en azından güzellikle başka türlü anlatın. Evet. Olur. Yok, ben güçlü bir hanımım. Peki, uygulamıyorum. Peki çevrenizdeki insanların kaldığını gördünüz mü? Yok, çevremdeki insanlar çok iyi, güzel. Ne bileyim, bile de. Çevrenize şiddete maruz kalmış bir insan yok mu ya da gördünüz falan? Olur bazı insanlar, ancak böyle elelerine hele yoktu. Danışmamışlar, ben görmemişim bile. Peki herhangi bir müdahalede bulundunuz mu? Nece bir de sual tekrar, harada bulundunuz? Herhangi bir herhangi bir önlemde bulundunuz mu? Mesela görüyorsunuz şiddete maruz kaldığınızı, görüyorsunuz, bir müdahalede bulundunuz mu? Bir şey yaptınız mı? Evet, ben sevirəm insanlara kömək etmək, nədəsə yardımcı olmaq və belə bir şeyləri sevirəm. Yəni insanları çox sevirəm, onu istərdim ki, hər zaman onlara yardımcı olam, kömək olam. Yox. Peki çevrenizdə qalan oldu mu? Oldu. Nə gibi hisslər keçirdiniz? Ya da bir şey yaptınız mı? Pis, heç nə yapmadım amma pis baxdım. Nədən peki müdahalə etmədiniz? Başkasının ailesine karışmak istemedim sadece. Yani karışmak değil, en azından birinin şiddete maruz kalmamasını önlemek bence karışmak gibi bir şey olmuyor. Çünkü çoğu taraftan eliyle o karışanlar. Ben aileme karışma sen. Yani şiddet deyende şiddet bazı insanlar için bir söz böyle şiddetti. Böyle sözle şiddete maruz kaldığım vaxtlar olup. Ne hisler geçiriyorsunuz peki? Şiddet ümumiyyətlə özündə kəlimə olaraq çox pis bir ifadədir, mən hesab edirəm. Şiddet görəndə istəyir sözlə, istəyir əməllə, əlbəttə ki insan qarşılığını vermək istəyir şiddətin, düzdür. Amma mən hesab edirəm ki ən əsas o şiddətə cavab verməməkdir. Yəni bu, hər halda şiddətə cavab vermək onu daha da böyüdür. O şiddətin yenidən təkrarlanmasına gətirib çıxara bilər. Pis hisslər keçirir. Yəni normal insan hansı hiss keçirə bilər şiddət gördüyü zaman? Yəni sessiz qaldığınızda təkrardan şiddətə maruz qalmıyor musunuz? Genəldə nə öyle oluyor? Kadınlar sessiz qalıyor, erkek onu güçsüz zanneder və təkrardan şiddətə maruz qalır. Bəzən sırf siz kişinin qadına yönəltdiyi şiddəti deyirsiniz, amma şiddət qadından qadına da ola bilər. Mən hər türlü şiddəti nəzərdə tuturam. Mən hesab edirəm ki, hər halda insana cavab vermək lazımdır, amma eyni formada deyil. Yəni onun verdiyi şiddət formasında deyil. Yəni mən elə eləmirəm ən azından. Çevrenizde böyle çok şiddete maruz kalan var mı? Mütləq var, her zaman var. Adətən qadınlar şiddete məruz qalanda onu dilə gətirmirlər. Bu çok normal bir şeydir. Yəni heç kəs qəbul etmir ki o şiddete məruz qalıb. Yəni onu qəbul etmək özü də böyüklükdür. Gördüğünüzde peki herhangi bir şey yapıyor musunuz? Mütləq bir qarşılıq veririm və qadınlara deyirəm, buradan da səslənirəm, heç kəs şiddətə dözməsin, heç kəs. Yəni mən ona qarşılıq vermirəmsə o demək deyil ki ona dözmək lazımdır. Çok mu? Ne hissediyorsunuz peki? İtidim günlerime peşimanım. Hayır, hiç vakit. Bir kız tarafından kaldınız mı peki? Kalmadınız mı? Peki, çok teşekkürler. Yok, hiç vakit. Hiçbir kızdan ya da erkekten uğradınız mı? Yok, hiç vakit.